Dostluğun neresindesiniz? İyi bir dost musunuz? Dostluktan ne anlıyorsunuz? Sizce dostluğun olmazsa olmaz şartları nelerdir? Dostluğun eskilerde kaldığına inananlardan mısınız? Yoksa dostluğu dipdiri yaşayanlardan mısınız? İnsanlar asırlar boyu bu soruları davranışlarıyla cevaplamaya çalışmıştır. Dostluk terazisi çok hassas olanlar, dostun attığı gülden bile incinirken, hoştur bana senden gelen diyerek, dosttan gelen, acı tatlı her şeye göğüs gerenler de olmuştur. Kimi dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır diyerek sitem ederken çevresine, kimileri dosttan gelen acıyı tatlı görüp, bin cefalar eden dostun sözlerini şirin bulmuştur. Gönlüne ayna olacak bir dost arzusuyla dolaşıp, bir dost bulamadım gün akşam oldu diyerek ah edenlere karşılık, dost istersen Allah yeter, o dost ise her şey dosttur anlayışıyla bütün evreni dostluk kucağıyla bağrına basanlar da yaşamış. Siz hangi cenahtasınız? Zaman zaman hayal kırıklığı yaşamışsınızdır. Belki düştünüz, acılar girdabında inlerken elinizden tutan olmadı. Bencilliğin, çıkarcılığın, fırsatçılığın zirvesine şahit olduğumuz bu asırda dostluk eskidenmiş, şimdi varsa pulun, cümle alem kulun diye düşünmüş olabilirsiniz. Ünlü şair Fuzuli gibi dost bi vefa, felek bi rahim, devran bi sükun, dert çok, hem derman yok, düşman kavi, talih zebun. Bunları da demiş olabilirsiniz. Yani bugünün diliyle dost vefasız, dünya merhametsiz, devir huzursuz, dert çok, derdimi paylaşan yok, düşman kuvvetli, talihim zavallı ve çaresiz diye dert yanmıştır Fuzuli. Ancak öyle olaylar da vardır ki size hem insanlığın ölmediğini hem de dostluğun dimdik ayakta olduğunu gösterir. Gerçekten de dostluğun can çekiştiğini gösteren çok vefasızlık, bencillik, kıymet bilmezlik var. Bir ara etrafınızda pervane olanların yüzü de, izi de kaybolmuş olabilir. Fakat yetersiz de olsa bizleri ümit var edecek, hayrete düşürecek, belki sevinçten uçuracak olaylara rastlıyoruz. Söz gelişi, dostuna verdiği borcu istemeyi unutup kendisine ödendiğine şaşıranlar, çok ağır maddi sıkıntı yaşayan bir dostuna kendi haç parasını verip başkasından ödünç almak zorunda kalanlar, fakir olan dostundan kira almayan ev sahipleri, borcundan dolayı malları haczedilen dostunu kurtarmak için evini ve arabasını satanlar, hasta olan dostunun çocuğuna kendi çocuğu gibi bakanlar, 30-40 yıllık dostlarını araya giren bütün engellere rağmen arayıp bulup ziyaret edenler, dostunun ödeyemediğini görünce alacağını tamamen bağışlayanlar da bu asırda yaşıyor arkadaşlar. Rabbimiz Kur'an'da kendisini en güzel isimleriyle tanıtır. Bunlardan ikisi daha çok dost anlamına gelen Veli ve Mevla'dır. Birçok ayette Allah iman edenlerin dostudur. Dost olarak Allah yeter. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. O ne güzel dosttur. Allah'tan başka bir dost yoktur cümlelerini kullanan Cenab-ı Hak kendisinden yardım isterken sen bizim dostumuzsun şeklinde sımsıcak bir cümleyi kullandırır bize. Evet, o bizim gerçek dostumuzdur. Çünkü en samimi ve gerçek dostluğun zirve örneklerini bizim üzerimizde uygulayan biricik Rabbimizdir. O bizi bizden çok sever. Hesapsız ikram ve ihsanlara mazhar eder. Azarlamaz, ayıplamaz, başa kalkmaz. Bizimle övünür, vefalıdır. Kulunu sahipsiz, kimsesiz yalnız bırakmaz. Asla terk etmez. Acımızı dindirir, hastalığımıza şifa verir, fakirliğimizi giderir. Cömerttir, hem dünyada ziyafetler sunar hem de onun rızası için yaptıklarımıza yüzlerce hatta binlerce kat karşılık verir. Hangi dost bir iyiliğe 30 bin kat mükafat verir? Hangi dost milyarlarca dostundan hiçbirini unutmadan gönüllerini yapar ve memnun eder? Onun kapısı her zaman açıktır. Cenab-ı Hak her zaman bizleri kabul eder. Huzuruna çıkmak için hiçbir aracıya gerek yoktur. Bir randevuya gerek yoktur. O öyle bir dosttur ki bazen sürprizlerle,
olağanüstü ikramlarla bizi şaşırtır. Dahası kullarını dost edindiği gibi kullarının da birbiriyle dost olmasını ister. Hiçbir emrinde düşmanlık, kin, nefret, ayrılık yoktur. Sürekli sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, yardımlaşmayı, affetmeyi, vefayı, sadakati, Cenab-ı Hak tevazuyu, borç vermeyi, paylaşmayı emreder. Allah için sevmek ve dostluk kurmanın ne yüce bir makam olduğunu Efendimizin hadis-i şeriflerinde buluyoruz, anlıyoruz. Allah'ın kullarından bir takım insanlar vardır ki ne peygamberdirler ve ne de şehittirler. Lakin Allah katındaki mevkilerinden dolayı onlara hem peygamberler hem de şehitler gıpta edeceklerdir. Onlar akraba olmadıkları ve maddi yönden hiçbir çıkarları bulunmadığı halde birbirlerini yalnız Allah için sevenlerdir. Vallahi onların yüzleri nurdur. Şüphesiz onlar nur üzere olacaklardır. İnsanlar korktukları zaman onlar korkmayacak, üzüldükleri zaman onlar üzülmeyeceklerdir. Resulullah aleyhissalatü vesselam arkadaşlar bu müjdeyi şu ayette de perçinlemiştir. Haberiniz olsun, Allah'ın veli kulları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte gerçek dostluk Allah'ın veli ismine aynı olmak arkadaşlar. Davranışlarıyla mazhariyetini ilan etmektir. Bu yüzden dostluk kurmak ve gereklerini yapmak büyük ibadetlerdendir. Hadislere göre hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet günü Allah'ın gölgelendireceği 7 sınıf insandan birisi de Allah için buluşan ve Allah için ayrılan 2 kişiden her biridir. Allah'ı dost kabul edip emirlerine hakkıyla uyan güzel gönüllü insanlara veli yani Allah dostu denir. Dostların dostlarıyla dünyada yaşadıkları olayları, hatıraları birbirlerine anlatmaları, belki filmlerini izlemeleri cennetin en güzel nimetlerindendir. Çünkü orada dostlar karşılıklı koltuklara oturup eski hatıralarını yad edeceklerdir. Demek ki arkadaşlar hepimiz senaryosunda bizim katkımız olan ve kendimizin en mühim seyircisi olduğumuz büyük bir filmin aktörüyüz. O halde cennette bizimle birlikte bütün insanlığın hayrette böyle takdir edeceği muhteşem dostluk örnekleri izlettirelim inşallah. Onlar öyle sahneler olmalı ki bizler iyi ki yapmışım demeliyiz. Keşke yapmasaydım diye pişmanlık duymamalıyız. O filmin kareleri arkadaşlar en büyük dostumuz olan Rabbimizi razı etmeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takdirini celbetmeli. İnşallah Allah bizi hakiki dostlardan eylesin. İnşallah o dostluğu böyle iliklerine kadar yaşayanlardan eylesin arkadaşlar.